Önce bir, bir bakalım 31'inde yani bugün 30 Eylül'de kim neler yaşayacak? Şimdi öncelikle bu iki gün 30 Eylül ve 1 Ekim biraz değişik. Neden? Çünkü çok fazla ardarda arda kesinleşen açı var. Mesela bir tanesi Merkür Plüton Karesi. Şimdi bu akşam üstünden itibaren artık böyle dörtten sonra çok etkisi hissedilmeye başlanacak. Özellikle bu akşam için ve yarın için herkesi daha nazik, sakin ve dikkatli olması konusunda uyarmak isterim bel bölgenize, kemiklerinize bu birkaç gün çok dikkat etmelisiniz. Ani hareketler yapmayın ve bir haftadır ben çok fazla işte kırık çıkık haberleri alıyorum. Mars Şiron, Kiron diyenler de var. Karşıtlığında. <laughs> Kiron diyenler de ben. Sen Şiron dedin doğru güzel Şiron söyledin. Şiron mu dedim? Şiron Kiron dedi. diyorum sabahtan. Kiron beri. da diyen var, Şiron da diyen var. Ee, ama her neyse bu yara göstergesidir. Yaralanma göstergesidir. Dolayısıyla Mars gibi bir e, gezegenle çatıştığı zaman bir takım yaralar almayı kolaylaştırabilir. Dolayısıyla agresif, kavgacı, e, bir şey olduğunda hemen agresyonunu konuşturan insanlara karşı bugünlerde biraz daha temkinli olun. Yani gidip kendinizi yaralamaktansa e, lütfen uzaklaşın. Bir de Venüs hala Akrep'te biliyorsun, Jüpiter'le karesi var. Kıskançlık kaynaklı şiddet olaylarının artacağı bir süreçteyiz. E, hmm. İşte sen öyle yaptın, ben böyle yaptım, duyarsınız bu aralar. Kıskançlık kaynaklı şiddet haberleri artar, aman diyeyim gözünüzü seveyim. Partneriniz kıskançsa, onun gözüne batacak davranışlar bu aralar özellikle lütfen sergilemeyin. Ee, ve bir şekilde ego yarışlarına girmemeye çalışın. Trafikte, e, evde, ev kazalarına da, trafik kazalarına da ekstra dikkat edelim. Buna dikkat edelim. Uyarmak olsun. Hani kötüyü çekmek anlamında söylemek istemiyorum. Özellikle baş ağrısı kronik olanlar bu aralar artabilir. Baş bölgenizi, baştaki ağzalarınızı, bütün burun, dişler, dudaklar, kulaklar hepsini korumamız gereken... Bir zamandan geçiyoruz ve baktınız ki bir ortam agresif. Sinirli insanlar var. Ee, lütfen sakın sataşmayın. Yani mümkünse gördüğünüz deli dönün geri. ya bu, Bakın o kadar önemli ki trafikteyiz Allah göstermesin. Ee, sosyalleşiyoruz işte çarşıya, pazara, hastaneye oraya buraya gidiyoruz. Ne olur işte bu Mars, Kiron ya da Şiron karşıtlığından dolayı hepimizin siniri tepesinde olacak ve çok dikkat etmemiz evet. gerekiyor. Peki ben şöyle bir şey yapalım diyorum ne dersin? 12 burcu tek tek anlatalım. Aynen. Ve mesela 12 burç için e, tavsiyeler yapılması gerekenler yapılmaması gerekenleri söyleyelim. Olur Aynen mu? çok güzel söyledin. Koçla başlayalım o zaman. Şimdi sevgili koçlar bu açıya direkt muhatap olan burçlardan birisi koçlar. Koçlar için öncelikle hani ümit verici gelişmeler de olabilir ondan bahsedeyim. Merkür retrosu size uzun zamandır beklediğiniz hep ki olsa da keşke şu yüzüm bir gülse şu işim olsa dediğiniz şeyleri. 20 Ekim'e kadar çok beklediğiniz konular gündeme gelebilir, sizi sevindirebilir. Bir sistem kurma, düzen kurma veya işle alakalı, devletle alakalı, kamuyla alakalı konularda e, ya da işte dargınsınızdır, aileler ayrılmıştır, işte küsmüşsünüzdür, evleri ayırmışsınızdır. Olgun kimseler, aile büyükleri araya girerek sizi barıştırabilir. Bu anlamda beklediğiniz, çok beklediğiniz, çok emek verdiğiniz şeylerin sonuçlarını almak anlamında verimli bir dönemdesiniz. Bu sizin iyi haberiniz olsun. Süper. Ama şimdi burcunuzda bulunan şiron'un Mars'la karşıtlığı sizin açık düşmanlıklara ilişkilerde kavga ve tartışmalara çok açık olduğunuzu gösteriyor öfke kontrolünüz her zamankinden daha önemli sadece trafikte de değil bu ara çok ev kazası haberi de aldım ilginç bir şekilde ev kazalarına da dikkat edin öfkeli insanlarla iç polemiklere girmeyin kendi öfke kontrolünüzü sağlamaya çalışın bir şekilde kendinizi yaralatmayın yaralanmış hissedebilirler. Duygusal olarak da kendilerini travmatik, yaralanmış hissedebilirler. Yüz bölgenizi, baş bölgenizi koçlar mutlaka ekstra koruyun bu ara. Kendinize birazcık böyle özen gösterin. Enerjinizi yüksek tutmaya çalışın. Evet onlara demişim ki bu hafta mutlaka tuz peeling yap. Nasıl? Evet lütfen bunları da fotoğraf olarak alın olur mu? Bakın bu hafta bu öneriler, bu tavsiyeler o kadar önemli ki Çok önemli. aklınızda kalmayabilir. O yüzden ne olur telefonunuza hemen şimdi koçlar ve diğer burçlar bir fotoğraf çekin. Kesinlikle çok güzel söyledin. Çok teşekkür alıyorum bu konuda. Diyorlar ki tavsiyelerinize uydum. İşte böyle bir şey oldu atlattım. Bu çok önemli. Ben e, kendi özel e, Instagram'ımdan aldığım teşekkürü sana anlatamam. Allah Seninle şükür. ilgili. Çok, şükür. çok teşekkür ediyorum Mine'ciğim valla. Ne mutlu İşte böyle hizmet edeceğiz yani. Yapacak bir şey yok. İnşallah herkes korunur. Gönlüne Hiç kimseye sağ de oldum. bir şeycik olmaz. Amin. Hepimizin inşallah. Tuz peelingini de bana Gaye Hocam öğretmişti. Nasıl yapacağız? Tuşa Tuz girdiniz Tuz, tuzunuzu alın tamam mı? Yani çok iyi bir tuz olmak zorunda değil imkanınıza göre. Sofra tuzu oluyor mu? Tabii ki oluyor. Şimdi tuzunuzu hazırlayın tamam mı önceden? İçine biraz böyle gül yağı, gül suyu da hafif damlatabilirler, karışım yapabilirler. Duşa girdiniz kendinizi bir ıslatın. Sonra mümkünse kafa derinizin de yıkayacaksınız zaten. İçinden o tuzla ovun. Yüzünüzü hafif yakmayacak şekilde boynunuz, bütün vücudunuzu, sağ omzunuzu, sol omzunuzu, ayak altlarınıza kadar şöyle bir ovun biraz üstünüzde kalsın duşunuzu alın ama cildiniz hassassa yani yüzünüzde Tabii, çok fazla olmayın sürmeyin zarar verebilir ya ha, ben bunu yapamam çok. diyenler için de her zaman söylüyorum bir litre suyun içine bir yemek kaşığı ya da biraz daha fazla tuz koyun gül suyu koyun gül yağı damlatın portakal limon damlatın hepsi olmak zorunda değil bir kısmı da olabilir duşunuzun arkasından tepenizden aşağı dökün çok durulanmayın. Üstünüze o elektrik e, alması için kalsın. Biliyorsunuz tuzlu su Tuz çok bir de nazara falan da çok, çok iyi. iyi geliyormuş. Bir kere değil mi? insanı hafifletiyor. Hani denize girince çıktığınızda nasıl hafif oluruz? Doğru. Böyle sanki üstümüzden bir yük kalkmış gibi. Bunun sebebi tuzlu su. Bütün sıkıntılara iyi geliyor bu arada. E, aslında vücuttaki yaralara da çok iyi geliyor. Hani biz bunu değerlendiremiyoruz. Bunu yapın mutlaka ve toprakta da yürüyün. Çok tavsiye ediyorum. O fazla elektriğiniz, öfkeniz gitsin. E, şaşkınlık, sakarlık, kazalar bunlara çok dikkat edin. İ, uykunuzu iyi alın. Mesela yataktan hemen fırlamayın. Hiçbir burç bunu yapmasın bu hafta. Başınız döner bir şey olur. Yataktan birdenbire fırlamayın. Ani hareketler, ani davranışlar yapmayın sevgili bir koçlar. Bir de bir şey demişsin bak bu çok önemli. İlişkiler konusunda sevgili koç ne olur fevri olma demişsin. Evet. Bak, bir anda her şey önemli. kopar. Çok fena şeyler olabilir. Ne olur mesela? Normalde olmayacak şeyler olur bu ara. Bu enerjide birisi size sataşmayacaksa da Fevri hareketler yapabilir. Araya maalesef duygusal ya da fiziksel şiddet bile girebilir böyle açılarda. O yüzden karşı tarafı çok böyle kurcalamayın, sinirlerini bozmayın. Baktığınız ki çok sinirli, çok asabi, uzak durun. Kendinizi ee, koruyun. Esmalar var, ondan evet. geldi ekrana. Çok önemli. 131 kez ya Selam demişim, 88 kez ya Halim demişim. Aslında ben sayılarla ilgili sayıdan ziyade zikrin anlamını bilip konsantre olmaya çok önem veriyorum. Bu iki isim sizi bütün tehlikelerden inşallah fevriliklerden, kazalardan koruyacaktır ve karşınıza çıkan insanların da size yumuşak enerjiyle gelmesine vesile olacaktır. İnşallah. Allah hep bizi iyi insanlarla karşılaştırsın. Amin. En büyük dua. Ee, sevgili koç sen de bu hafta nasibini alacaklardansın. İkili ilişkinde bu lafımız kulağında çındasın. Diyelim ki eşin geldi bir konuyla ilgili tartışıyorsunuz. Bir ki Mars Chiron karşı karşıya aman ben susayım de oradan hemen uzaklaş. Çünkü ilişkin konusunda sonra çok başın ağrıyabilir. Boğalar ne yapıyorlar bu hafta? Bakalım biz boğalar... boğalar canım boğalar. Canım boğalar diyorsam onu bir kayırmam gerekiyordur. Niye? O yüzden o önden. Çünkü 12. Zor evlerinde bir süreç yaşayacak evet, yani. Evet, Şiron var. 12. evlerinde Şiron var. Ee, bir kere boğalar zaten 2010'dan beri bilmedikleri birçok şeyle yüzleştiler ve sırtlarından vuruldular gerçekten. Hala da o gizli düşmanlıklar bir türlü bitmedi. Şiron orada olduğu sürece de bitmeyecek. Şimdi bu ay, e, bu düşmanlıklara dikkat etme ayı. Ya. Tabii. Ekim sonuna kadar Koç Burcu Dolunay'ı 12. evlerinde. Terazi yine Ayı 6. evlerinde. Mars Şiron Karşıtlığı 6-12 aksını çalıştırıyor. Bu nedir? Birileri sizi sebepsiz yere kıskanıyor olabilir, aşağı çekmek istiyor olabilir, düşmanlık etmek istiyor olabilir. Herkes için böyle değildir. Bazen de bazı insanlar kendi kendine düşmanlık eder. Çok kurarak, çok düşünerek. Bunu da bir dikkate almanız lazım. Bu ara rüyalarınız, e, zihinsel yapınız çok karmaşık olabilir. Bunları bir kenara koyun ama arkanızı biraz kollayın. Gerçekten kıskanılıyor, çekilemiyor. Arkanızdan birileri size hırs yapıyor olabilir. Birazcık dikkat edin. Görünmez kazalara ve görünmeyen kötülüklere karşı bol bol dua edin bence. En önemlisi o. Siz kalbinizi temiz tutun. Eğri belasını bulur demişler. Ben buna çok inanıyorum. Ee, o, o yüzden uyarayım. Bir arkalarını bir kollasınlar. Bu arada işle alakalı konularda da. Mesela işe var. Bak bir boğa olarak siz de söyleyeceksinizdir. Geçen hafta hani gerçekten gizli bir düşmanlık ortaya çıktı yani. Ya işte işte Ekim sonuna kadar dikkat et. Bir de koştu, Daha da devam edecek. Tabii, bir de koş dolunayı geliyor. <laughs> Maşallah. Ee, senin daha çok galiba iş hayatın altıncı ev ya. Sanki böyle hani başarın veya yükselişin, duruşun istikrarlı oluşur. Mesela boğa çok istikrarlı bir burç biliyorsunuz. Güneş boğa ve boğa stelimi var Nur'un. Boğa demek ben buradayım, buradaysam buradayım. Öylesi böylesi olmaz. Neyse odur. Dolayısıyla istikrarlı insanlar daima çekilemezler. Çünkü kimse hayatında gerçekten istikrar gösteremez kolay kolay. Hani bir şeyin ucundan tutup 20 yıl, 30 yıl, 10 yıl sürdürebilmek bir zeka ve güvenilirlik belirtisidir. Dolayısıyla herkes de bu olmadığı için ya işsiz kalıyorlar, ya sevgilisiz kalıyorlar, ya hayatları sürekli bir dengeye oturmuyor. Dengeli olan insanlar da hiçbir zaman çekemezler. Dolayısıyla normaldir. Boğaların gizli düşmanlıkları Ekim ayında da sürecek. Evet, dikkat edin hep uyaracağım sizi bu ay. Bel, böbrek bölgeni koru, iyi beslenmeye evet. dikkat ettim. Az su tüketiyorsanız çok büyük hata. Bu ara bol su tüketin, sağlıklı yağlar tüketin, kemikleriniz gacırdamasın <laughs> diyorlar ya. Gerçekten öyle. <laughs> Hemen uyarılarına dikkat evet. ediyorum. Sağlıklı yağlar tüketin, çok sağlıklı yağlar. İşte zeytinyağı biliyorsunuz en başta. Ee, sağlıklı yağlar, bol su tüketimi çok önemli. Ani hareketler yapmamanız çok önemli. İş yerinde insanlarla tartışmamaya çalışın. Birileri baktınız bilerek sizin sinirinize oynuyor. Asla onlara prim vermeyin. Düşmanlarınıza prim vermeyin. Soğuk duruşunuzda onları yok edersiniz zaten. Görmeyin, yok sayın. Ee, ama yine de kendinizi de korumaya almanızı tavsiye ediyorum. Ki korunacaklarına da inanıyorum bu nasıl arada. Nasıl alacağız peki kendimizi korumaya? Ee, nasıl alacaksınız? Bir kere sağlam yani duracaksınız. Esmalar var mı bize? Tabii. Onlara da esmalar verdim. Ya hafız koruma esması ya Allah. Bu ikisini ardarda arda zikreden görünür görünmez bütün tehlikelerden korunur. Ben 500 kez dedim. Çünkü ikisinin ebcetleri farklı ama ebcetten ziyade ben o rakamda ancak istediğiniz sonuca geleceğinizi düşünüyorum. Ya hafız Allah'ım beni muhafaza et. Beni koru. Amin. Beni görünür görünmez düşmanlarımdan koru. Ben kimseye düşmanlık etmiyorum. Bana edenler varsa ben onları sana havale ediyorum. Sen ilgilen değil. Ve dolayısıyla bunu zikrederseniz ve siz zaten e, Mayıs ayının hani güllerisiniz boğalar. Çiçek koklayın bol bol. Özellikle gül sizin kokularınız. Venüs'ün kokuları. Bol bol çiçek koklayın. Sabah kalktınız çiçek yağlarınız varsa onlardan başlayın. Çok ağır geliyor diyorsanız gerçekten taze çiçek koklayın. Sizin şifanız bu. Siz Venüs'ün çocuklarısınız. Venüs'ün çocuklarının şifası sanattır. Müziktir. Çok mu kötü hissettiniz? Sevdiğiniz makamda bir müzik açın. Ondan sonra uyumadan önce mutlaka müzik dinleyerek uyun. Huzurlu boğa huzur arayışında bir yapıya sahiptir. Huzurunu bozan insan asla hayatında tutmak istemez. Siz huzur ortamında devam edin. Huzurunuzu bozmaya çalışan sizin kafanızda sürekli bir şeyler sokmaya çalışan insanları da hayatınızdan uzak. Ha, o kadar güzel tespitlerim var ki bak sabah gözümü açarım, müzik açarım. Ya yani özür dilerim, affedersiniz. Diş fırçalarken bile. Gece hani yatmaya hazırlanırsın, diş fırçalarsın vesaire makyajını çıkartırsın. Yine müzik açarım. Heh. Müzik sanat e, Venüs'ün, Terazi'lerin ve Boğa'ların özellikle Balıkların şifasıdır. Venüs'ün yüceldiği balık, Venüs'ün yönettiği boğa ve terazinin şifası sanattır. Güzelliktir, estetiktir, kokulardır, çiçeklerdir. Ne kadar çok çiçek koklarsanız o kadar frekansınız yükselecek. Özellikle gülü tavsiye ederim. Döne döne gül koklayın. Döne <laughs> <laughs> <Bayılıyormuş hepsi>. döne <laughs> gül. Bayılıyorum Gül yağı alıp evde koklamak lazım. Evet benim bütün yağlarım var. Mavi anemon nasıl? Muhteşem kokuyor değil mi? Parfüm gibi. Müthiş. Bana... Hepsi bende dizileyim. Sabah kalkıyorum portakalla başlıyorum. Bana iyi geliyor. Enerjimi yükseltiyor çiçek kokuları limon çiçeği çiçek kokuları sizin şifanız bu. Herkese şifa ama boğalara ve Venüsyen insanlara daha çok şifa. Bu hafta sevgili boğa özellikle bel ve böbrek bölgeni koruman konusunda uyardı. Çektiğinizin fotoğrafını lütfen çekin. İnşallah. Ee, korunmak için de yağ hafız ya Allah Allah ardı inşallah ardı. hepinizi hepimizi kötülüklerden korusun. Bu zikirleri hayatınızda devamlı hale getirirseniz ben 17 yaşından beri hiç bırakmadığım zikirlerim var. İnanılmaz hayatınızda bunun dönüşlerini alırsınız. Yani ama konsantre olmanız, anlamını bilerek yapmanız çok önemli ve hemen pes etmeyin. Devam edin. Zaten hemen etkileri başlıyor çok hızlı bir şekilde ama mutlaka devam edin. İşle ilgili de bazı aksamalar olabilir. Hemen karar vermesinler. Lütfen 20 ekime kadar iş değişikliği yapmasınlar. Şimdi kanallar arasında gezerken Aa, bak baktım takıldım acaba ne konuşuyorlar diyenler varsa sizin için yapıyorum bu anonsumu. Mars'la Şiron karşı karşıya ve 12 burcu çok derinden etkileyecek. Ama bazı burçlar gerçekten sarsılacak. Neye dikkat etmesi gerektiğini, bu zorlukların nasıl aşmamız gerektiğini astrolojinin en genç ve en başarılı isimlerinden. Zaten Instagram'ına bakın Mine Ölmez. Yani takipçilerini görün. Estağfurullah. Ee, aldığı geri dönüşleri görün. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Çok başarılı Mine. Ee, bize bugün uyarılar veriyor. Ve ikizlerle devam ediyoruz. Koç ve Boğa'ya anlattık. Sıra geldi ikizlere. Evet ikizler Burcu bu ara dostlarınızı, arkadaşlarınızı, aşk hayatınıza, çocuklarınıza, aile meselelerinize, özel hayatınıza karıştırmamalısınız. 11. evinden Şiron e, 5. evindeki Mars'a karşıtlık yapıyor. Dolayısıyla çocuklar, aşk yaşamınız, özel yaşamınız, özel hayatınızla sosyal çevreniz ve dostluklarınız arasında denge kuramayabilirsiniz. Biri sizin özel hayatınızı eleştiriyorsa, sizi üzecek sözler söylüyorsa, çocuğunuzla alakalı eleştirilerde bulunuyorsa bu hafta bunlara asla prim vermeyin. Kapılarınızı tamamen kapatın sevgili ikizler ve arkadaşlarınızla alakalı konularda biraz daha dikkatli olmaya çalışın. Bu hafta bazılarınızın arkadaşlık ilişkileri bozulabilir duyduklarınız, gördükleriniz yaralanmış hissedebilir ikizler burcu. Yani bu arkadaşım bu dostum bana bunu nasıl yaptı diye yaralanmış hissedebilir. Bazıları da çocuklarıyla aman diyeyim ne olursunuz? Çocuklarınız ergenlik çağında olabilir. Size sataşabilirler. Bir şeyler biliyorsunuz maalesef olmasa keşke ama fiziksel şiddete dönecek şeyler yapabilirler. Onların çocuk olduğunu, sizin evladınız olduğunu, sizin eseriniz ve Allah'ın size emaneti olduğunu unutmadan hareket etmeniz lazım. Bu hafta çocuklarıyla da çatışmaya çok müsaitler. Hı hı. Aşk hayatlarında güvendikleri insanlarla ilgili bir takım yara almaya müsaitler. O yüzden benim tavsiyem kimseye polemiklere girmesinler. Onlar da Baktınız birisi sizin özel hayatınızı eleştiriyor, kırıcı cümleler kuruyor. Veya sizi en özel yerlerinizden incitmeye çalışıyorsa hemen oradan uzaklaşın. Çocuklarınıza ekstra sakin ve nazik olmak zorunda olduğunuz bir hafta. Eks, eski aşklar hemen kapınızı çalmaya başlayacak. 20 Ekim'e kadar her an gelebilirler, tık tık. yoldadırlar. Ee, eski aşklarınızı bir şey paylaşmışlar. Çok en abızdan bile engelleyin. <laughs> Çok güzel. Her yerden engelleyin. Çünkü retro ile gelenler hakikaten retro gittik bittikten sonra yani çoğunlukla böyledir. Deneyebilirsiniz. Bu arada beni dinlemek zorunda değilsiniz. Deneyin görün. Çoğunlukla böyledir. Retro bittikten sonra enerji değişmeye başlar. Hani 30-40 yıllık ilişkiler, 20 yıllık ilişkileri bir kenara bırakabiliriz ama Genel olarak bütün ilişkilerde böyledir. Retroda bir aklına düşersiniz. Retro bitince gider. En abızdan bile engelleyin. <laughs> <Ondan> sonra, <laughs> Bunu çok sevdim. Ben de çok güldüm buna. Ee, yani peki geri geleni kabul etmeyelim mi? şöyle bir dinleyin. Bence yani çok seviyorsanız bir anlamaya çalışın. Size neyle geldiğine bakın. Hani eskisi gibi mi gelmiş? Bir şeyler kafasında oturmuş mu? Bir de retro retro bitene kadar, retro bitip 15 gün geçene kadar çok prim vermeyin. Temkinli gidin. Hemen aa işte geldi artık her şey çok güzel olacak sanmayın. Ondan sonra da devam ediyorsa ne mutlu. Ama temkinli olsunlar. Peki geri dönen bizsek? Yani ee, geri dönmeyi niyetiniz bana varsa. İşte birinin kalbini kırmıştım dönsem mi? Ee, aklınıza düşer çünkü. Geçmiş aklınıza düşer. Yapmayın. Retroda geçmiş aklınıza düşer. Ha şu var. Retrolar helalleşme zamanlarıdır. Karmik zamanlardır. Evet, bu zamanlar. Evet. Bu zamanlar karmik zamanlardır. Biri sizin 10 sene önce canınızı yakmıştır aklına düşersiniz ya ben senin canını yakmıştım helallik istiyor. Orada affedip affetmemek sizin elinizde. Ama bunlar helalleşme zamanlarıdır. Genelde gelenler günah çıkarmaya gelir. Ben böyle yaptım da sana seni üzdüm de. Sonra bir bakmışsınız geri gitmiş. Orada bu bakın dünyada yaşıyoruz ama kim insanlar inanır kimileri inanmaz ruhların da bir anlaşması var. Yani bu dünyadan niye elimizden gelince iyi gitmeye çalışıyoruz? Çünkü e, tekamül edebilirim. Ruhlar birbirini kırmasın, incinmesin. Ders almadığımız konular bir daha önümüze gelmesin diye. Geçen hafta demiştin ya hatta retroda geri gelen metro geri <laughs> geri giden şey sormuşlar metro dışında başka şey uçakla da gidebilir yaya da gidebilir ama gider yani. Ya, ama bakın bu dönemde eski sevgiliniz geliyor ya da siz eski sevgilinize dönüyorsanız yani üzgün, e, dönüyorsanız da en azından çok hemen kaptırmayın kendinizi bir tek yani bir daha gidebilir. Dursun bir yerde. İkizler için uyarında eşinle ilişkinle hayatla aranı düzelt demişsin. Ne demek hayatla ee, arası düzeltmesi? Şöyle bu ara dediğim gibi en sevdikleri, en yumuşak karın, karnı, çocuğuyla, sevdiğiyle bir arası açık. Dostluklarıyla da ilgili şüpheleri var. İkisi arasında denge kuramıyor. Dolayısıyla bu karmaşa nasıl düzelir? Şöyle bir geriden bakarsa. Ee, bu benim çocuğum. Bu bana Allah'ın emaneti. Bu cepte. Buna ben bakmak zorundayım. Her türlü bu çocuğu ben Doğru. bir şekilde getirmek zorundayım. Bu cepte. Çocuğu varsa. Bu benim sevgilim. Çok seviyorum. Veya eşim. Çok seviyorum. Ayrılmak istemiyorum. Bana yaptığı büyük bir yanlış da yok. Veya varsa da affetmeye. Onu da bir kenara ayır. Ama baktın ki eşin dostun senin arkandan kuyu kazıyor. Bunu görüyorsun. O zaman sessiz sedasız uzaklaş. İlla bir şey söylemek zorunda da değilsin. Eee... Özellikle yapmaları gereken neler, esmalar neler? Kesinlikle. Cuma, bu cuma özellikle ikizler bizi dinliyorsanız bu cumadan başlayın. Ekim ayı boyunca bu zikri bırakmayın. Bu cuma için bin dedim ama her gün bin kez yapmak zorunda değilsin. Sadece şu enerjiye bir girin. Ya veli. Çünkü dostluklarla ilgili çok kafaları karışık. Kim dost kim düşman anlayamıyorlar. Bu alarda da var biraz bu etki. Ee, i̇kizler burçları lütfen ya veli dost esmasını ki o dostluk enerjisi, dostluk frekansı hayatlarında yükselsin. Eee Minecim, yani yaptığın yorumlara hemen şimdi Instagram'dan bakıyorum. Takipçilerden direkt yani ee, mesaj geliyor. Bak Hatice Hanım diyor ki Nur Hanım dün kaza yaptık. Bize arkadan Allah araba olsun. çarptı. Uzun yola çıkacaktık. Sonra gidemedik demiş. Geçmiş olsun. Allah Maraş'tan sevgili asla. Halime Boğa burcuyum ve gerçekten çok büyük zorluklar ve düşmanlıklar yaşıyorum demiş. İnanılmaz. Ee, Burhan Bey demiş ki Burcu bayanlar takip eder ama ben yine de sizi izliyorum demiş. Hiç de öyle bir şey yok valla. Erkekler Burcu... daha meraklı. Evet. <laughs> Hayır niye sadece bayanlar takip etsin? Komşum düşmüş demiş Gülsüm Hanım. Geçmiş Dün olsun. komşum düşmüş. Ee, dizleri elleri morarmış. Kazalar çok önemli. Bakın çok bazı burçlar bu kazalardan Evde. çok ciddi etkilenecek. Evet aklınıza da hep trafik geliyor ya. Trafiğe dikkat edin çok önemli ama. Dediğim gibi çok uyardım. Çok fazla yataktan düştüm başım döndü. E, yataktan kalktım düştüm. Arkadaşımın iki ayağı birden kırıldı. Ayşinciğim çok geçmiş olsun. Yataktan düşüyor, başı dönüyor ve iki ayağı birden kırılıyor. Ev kazası. Ne olur çok Görünmez kaza edin. buna deniyor. Görünmez işte. kaza. Onun için hep hani biz büyüklerimizde ayetel kürsü okumadan ne uyuyun ne uyanın. Gerçekten Allah korusun. Şimdi bunu ne zaman anlayacaksın Allah göstermesin. Başınıza bir şey gelmesin ama bakın bu tedbirleri alırsanız bu Mars'la Şiron'un karşıtlığının zararlarını en az görürsünüz. Evet. Allah'ın izniyle tabi dualarda çok önemli. Peki direkt biz yengeçe geçelim. İkizleri de anlattık sıra gelsin yengeçlere. Yengeçler ne yapıyorlar? Canım hmm. yengeçler bu ara patronlarıyla e, yöneticileriyle bir takım problemler yaşıyor. Gerginler hafif. Evet. E, i̇ş hayatları işte kamu görevlisiyseniz kamu e, veya işte bir kariyer planınız varsa çalışan bir yengeçseniz ...buralar aralar patronların sizi üzebilir, yaralayabilir. Yok ben çalışmıyorum diyenler ya da çalışanlar için de bu yine fark etmez. Anneniz, babanız, aile büyüklerinizle alakalı konular sizi, canınızı sıkabilir. Aileniz tarafından haksızlığa uğradığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Yani ayrımcılık görüyor olabilirsiniz. Ya da ben çok emek veriyorum neden karşılık alamıyorum diyebilirsiniz. Bazıları ev, yuva, aile sevdiklerinden ayrı olduğu için acı çekiyor olabilir. Bu arada bir aile acısı hani bir... Niye ailemle değilim, niye yuvamda Yo. değilim, niye babam yanımda yok, niye annem yanımda yok. Bir yavru kuş gibi hissedebilirler. E, yengeç çocuğu olan, yengeç kardeşi olan, kızı olan veya yengeç eşi olanlar bu ara biraz daha onlara duyarlı davranırlar. Yalnızlık duygusu mu yaşayacaklar? Yalnızlık duygusu. Hani niye işte benim babam, dedem, anneannem her neyse kızım, karım yanımda değil gibi. Bir de babaları aile büyükleriyle alakalı bir takım problemler olabilir. Onların problemlerini hissedip görüp şahit olabilirler. Özellikle kamu görevlisiyseniz, patronlarınız, üst düzey yöneticileriniz varsa biraz daha bu hafta onların sinirlerini celbetmeyin, üstünüze çekmeyin. Böyle bir kariyerle ilgili sıkıntı atlatabilirler. Umarım olmaz. Ee, ama 20 Ekim'e kadar, özellikle Ekim sonuna kadar hatta ev, yuva, aile ve kariyerle alakalı konular hayatınızın gündemine ortasına oturacak. Dolayısıyla kariyer planlarınıza dikkat edin. Ev, yuva, aile, emlak konularında aldığınız kararlara dikkat edin. Benim tavsiyem mümkünse 20 Ekim'den önce ev alıp ev satmak gibi gafletlerde bulunmayın. Çok acil değilse. Çünkü ne yaparsanız yapın. Yapmayın diyorum. Bence yapmasanız da iyi ama illa yapacaksanız da iki kere üstünden geçin. Her şeyi, prosedürleri çok iyi bir şekilde kontrol edin. Neden? Ne olur mesela? Merkür retrosundayız. Ne biliyor musun Nur? Hiç aksi görülmedi. Ben çocuk yaşımdan beri bunların hepsini tecrübe ediyorum, test ediyorum. Retroda gelmek demek. Retroda olmak demek, geçici olmak demek. Hmm. Yani... Hayatınızda 4 retro sonra, 5 retro sonra o gidiyor elinizden. İlişki mi yaşıyorsunuz gidiyor. Ee, i̇şte ev mi alıyorsunuz gidiyor. Yani o retro enerjisi daha ruhsal ve karmik bir enerji. Ne zaman alsınlar peki? 20 Ekim'den sonraya bırakmalarını tavsiye ederim. Yani 20 Ekim'de aralık gelmeden o işlerini halletsinler. Peki bence. her türlü satış için yani ev alabilir, araba alabilir, mobilya alabilir. Ne? Her şey için mi geçerli ee, bu? Hayır her şey için geçerli değil. Mesela eksik ev, ev eşyalarınızı yenileyin ama... Elektronik alacaksanız bozulma ihtimali çok kuvvetlidir. Garanti belgesine vesairesine çok dikkat edin. İşin için elektronik girdiyse, araba girdiyse, ev gibi hani böyle taşınmaz bir şey, önemli şeyler girdiyse biraz daha dikkatli olsun. Ama tabak çanak yenilediniz, kıyafetlerinizi yenilediniz. Mesela kaybettiğiniz şeyleri, bu benim kaç 10 senelik en az yüzüğüm, kaybetmiştim. Bu, bu, sabah buldum. Metroda kaybettiğiniz şeyleri de bulursunuz. Eksiklerde gözünüze. Bunu mu yeni buldun? Metro mu dedim ben? Metro dedim. <laughs> <laughs> Bakar mısın? Retro'da. Bunu 10 senedir kaybolmuştu Sabah buldum mesela. <gülüyor> Metro'da <gülüyor> Retro'da <gülüyor> Retro'da <gülüyor> <gülüyor> ben de işte sonunda böyle oluyor. Retro'da. Sinir e, geldi bana. Metro'da <laughs> Evet. evet. Sonradan fark ettim bir de metro mu dedim ben diye. Evet arkadaşlar. Bir dakika kimse anlamayacaktı. Ben de bir şey demeyecektim ama. <laughs> dinlerken <ya> da... <laughs> çok anlarlardı. Vallahi da söyler. Hayır. Yani anlarlar ama hani kimse üzerinde durmayacaktı. Evet durmayacaktı. Metro <laughs> mu dedim ben dedi. Metro mu dedim ben. Bir an ben de şaşırdım. <laughs> olabilir ya canlı yayın valla yani biz de insanız biz çok zor bir şey yapıyoruz aslında yani hata kabul etmeyen bir ortamda hatasız aslında ilerliyoruz çok şükür ki ben sana bir şey söyleyeyim benim programda hata yani şöyle yani samimiyet olduğu için hata da yapabiliriz gerek Allah yani büyük hatalardan tabii bizi korusun ama amin ne olacak dilimiz sür. İnsan olduğu ben arkaya doğru pat gidiyormuşum. <gülüyor> Hayat <gülüyor> insanın olduğu her yerde hata var. Ya tabii ki bir hata babamız etmek. etmek hatasız kul olmaz. Aynen. Hatamla sev beni. Bu da bir erdemdir yani insanların hatalarını <laughs> görmezden gelebilmek. O yüzden metroyu duymadınız diyelim. Evet retroda e, yaptığınız şeyler geçici olur ama bir yandan da kaybettiklerinizi bulursunuz. Eski eşyalarınız ortaya çıkmaya başlar. Aa benim çatalım tabağım kalmamış onu bir yenileyim dersiniz. Bunlar da sorun olmaz ama araba alacaksanız motorlu olan, elektrik, elektronik olan, elektrikle çalışan şeyler retroda genelde tercih edilmez. Sonra mutlaka arıza çıkartabiliyor. Almayın demiyorum bakın. Alın ama dikkatli olun. Garanti belgesini her şeyin dört dörtlük alın ki sorun yaşadığınızda gidip değiştirme şansınız olsun. Genelde ben asla retroda elektronik almam mesela. Ama en çok da tamirciler para kazanır retrolarda. Tamirciler inanılmaz para kazanır. E retro olmasa tamirciler nasıl para kazanacak? Şofberler bozulur, kombiler bozulur, elektrikli cihazlar bozulur. Onlara da gün doğar. Tamir yapmak, eski şeyleri düzeltmek, bozulan şeyleri tamir etmek için çok uygun bir zamandır. Peki onlar için esmalar? Evet. Ya Muiz, ya Aziz demişim. Neden? Tepelerinde bir sıkıntı yaşanıyor. Aziz, Yüce, Aziz olan ve aziz eden. Bunları zikrederlerse kariyer yaşamlarında olası sıkıntılardan ya da aile içerisinde ötelenmek, itilmek, kenara itilmiş hissetmek duygularından kurtulurlar. Sevgili yengeçler, ümit ediyorum fotoğrafı çektiniz. Çünkü bu e, Mars ve Şiron karşıtlığında siz özellikle e, etkilenenler arasındasınız ama en çok da e, duygusal anlamda etkilenenler arasındasınız. İşte esmalarınız, e, tavsiyeleriniz bol bol gümüş takı kullanın, beyaz evet. rengi ağırlık gümüş, verin. Gümüş beyaz yengeçler bu hafta. Ben ne renk dersem deyin, siz bunlara ağırlık verin. Peki yengeçlerden sonra sıra geldi en ihtişamlı burçlara aslan. Gerçekten hani aslan aslan gibi girdiği her yeri titretiyor ve gerçekten aslan kadını ve aslan erkeği. Şöyle 5 metre öteden baktığınız zaman anlıyorsunuz. Çok doğru duruşu, edası, havası sizi ne etkiliyor bu hafta? Neden öyleler? Önce onu söyleyeyim. Güneş Aslan burcunu yönetiyor. Yani güneş nasıl parlak, işte sıcak, insana hayat veren ve aynı zamanda yakan, kurutansa Aslanlar da aynı öyledir. Bir yandan hayat verirler, ortamı şenlendirirler. Herkesin gözleri onları arar. Sanki onlar gelince yaz gelmiş gibi olur. Böyle güneş açmış gibi olur. Ama bazen de yakıp kurutabilirler de yani o egolu taraflarını ön plana çıkardıklarında. E, dolayısıyla bu hafta e, sadece bu hafta değil aslında Ekim sonuna kadar ve geçen hafta Güneş Mars döngüsünden bahsetmiştim ya Nur. Şu anlattıklarım o kadar önemli ki iki yıl boyunca hep buna benzer konular önünüze gelecek. Bütün burçlar için söylüyorum. İki yıldan bahsediyorum. Çünkü 8 Ekim'de yeni Güneş Mars döngüsü terazi burcunda başlayacak. Bu terazi burcunda yaşanan etkileri çok fazla yüzleşeceksiniz. Ana başlıklar, Mesela baştan saydım ya, koçlar kesinlikle ilişkilerle ilgili iki yıllık bir döngüye girdi. Boğalar iş konusuyla ilgili ve gizli düşmanlıklarla ilgili. İkizler, çocuklar aşk dostluklarla ilgili. Yengeçler aile, kariyer, yuva, hane ile ilgili. Aslanlar, kardeşler, iletişim, yakın çevre ilişkileriyle ilgili. Diğerlerini de birazdan sayayım tek tek. Ama bu saydığım konu başlıklarıyla alakalı uyarılarımı iki yıl boyunca aslında yaşayacaksınız biliyor musunuz? Belki çok uzun geliyor size ama daha önce de söylemiştim şimdi yazıyorlar. İnanamıyorum Mina Hanım o zaman ne dediyseniz oldu. 2019 2 Eylül doğum günümde açıklamıştım. Şimdi yeni bir döngüye girdik. 2023'ün 18 Kasım'ına kadar bu saydığım konu başlıkları sizin için önemli. Aslanlar için kardeşleri, akrabaları, yakın çevreleri, iletişim konuları. Mesela bu süreçte bir aslan araba kullanmayı öğrenebilir. Bu süreçte bir aslan yeni yeni eğitimlere başlayabilir. Bu süreçte bir aslan çok gezdiği bir işe e, girip her yeri gezebilir. Bu süreçte bir aslan kardeşlerinin hayatıyla ilgili sorumluluklar alabilir, kardeşleriyle ilgili problemler yaşayabilir. Çevre değişikliği, lokasyon değişikliği, muhit değişikliği yoluna gidebilir. Bu süreçte aslanların zihinsel yapısı biraz savaşlı, mücadeleli, biraz yakın çevreleriyle de mücadeleli geçecek. Dolayısıyla bu ay özellikle ve dediğim gibi uzunca bir süre sözgümüse süküt sükut altındır. Her aklınıza geleni öfkeli ve hiddetli bir şekilde özellikle bu hafta ile ki söylemeyin. Kırıcı sözler söylemekten kaçının. Size söylendiği zaman birazcık şey yapmaya çalışın. Ee, sakin karşılamaya çalışın. Ne zamandır zaten bunları yaşıyor olabilirsiniz. Yakın çevrenizden biri sizi incitebilir bu arada. Kalbinizi de kırabilir. Duyduğunuz sözler, Instagram hesaplarınız, inst internet hesaplarınız, ne bileyim sosyal medya hesaplarınız demeliyim komple... Bunlarla alakalı dolandırıcılıklara ve buralardan gelebilecek kötü durumlara karşı da tedbirli olun. Ee, bu konuda size uyarmış olayım. Size papatya çayı seviyorsanız özellikle papatya koklamanızı bol bol papatya koklamanızı tavsiye ediyorum sevgili aslanlar. Bu enerji bu frekans sizin şu anda ihtiyacınız olan frekans. Ee, 110 kez ya Ali demişim, 66 kere ya Allah demişim. Ali'nin özelliği yüce büyük ama aynı zamanda konuşma, basiret, doğru ile ilgili de size çok iyi gelecek. Bu ismi zikredin. Zikrederken yanınızda mümkünse su bulundurun. O suyu sonra için. Size çok iyi gelecek. Şifalı bir enerji oluşacağını düşünüyorum bundan. Bunların hepsi denenmiş bu arada. Binlerce yıldır denenmiş şeyler. O yüzden çok etkili olduğuna eminim. Ben de çok denedim çünkü. Bunu yapsınlar. Bu arada bekledikleri haberler de onlara gelebilir. O anlamda da şanslılar. Aa, güzel. Kardeşlerinden, akrabalarından, yakınlarından veya işte ne zamandır atıyorum bir sosyal medya hesapları kapalıydı. Veya bir dolandırıcılık yaşadılar mahkeme bekliyorlar. Bir haksızlığa uğradılar mahkemeden bir yerlerden resmi haberler bekliyorlar. Bunlar da onlara güzel güzel gelebilir. Bu süreçte ilişkileriyle ilgili abartılı hareketlerden kaçınmaları lazım. Ne gibi yani? Partnerden çok beklenti içine girip bana böyle yap bana şöyle yap demeyin. Bu ara partnerinizle itişmemeniz lazım. Sene sonuna kadar zaten aslanların mutlaka aşkta bir gelişmesi yaşanacak. Bekarların evliliğe doğru gittiği bir dönemdeyiz. Ama ilişkilerinizi ego Çatışmalarına da kurban vermeyin sevgili aslanlar. Zaten çok yorgun bir yaz geçirdiler. Bundan sonra biraz daha sakin ilerlemelerini tavsiye ederim. Bekar aslanlar evleniyor. Kesinlikle evlenecekler. En son söyleyelim mi kimler evlenir iki yıl içinde? Aa söyleyelim. Söyleyelim. Bekarlar ikram bakalım. Şimdi şey diyebilirler evlilerde aman evlenin de görün. Ha, haklılar valla <laughs> evlilik kolay bir şey değil. Yok ya yani. Güzel. Çok bir da şey. güzel ama. Doğru evet. insanı yakalarsan evlilik muhteşem. Bir sene yorgun gelmişsin. Kadın erkek fark etmez. Artık herkes çalışıyor. Kadın da çalışıyor de. Eşin sana bir meyve suyu hazırlamış. Bir şey hazırlamış. Ya da ne bileyim beraber oturuyorsunuz battaniyenin altında televizyon izliyorsunuz. Türk filmi, Türkan Şoray, Cüneyt Arkın. Ay kodladım hemen. Şu an isteyen herkese gitsin bu kodlama. Amin. Amin. Çok yürekten diliyorum. Kim yalnızlık çekiyorsa bir eşim olsun, bir yuvam olsun diyorsa en güzelinden. Ne tatlı ya. O kadar amin. gönlü güzel ki. Estağfurullah. Allah'ım kim ne istiyorsa iki katını ver ya Rabbi. Amin. Ay çok içten diledik oldu bence. Vallahi. <laughs> e, bu arada hani bu yakın zamanda bekarsınız ve hayatınıza biri girerse bize yazın olur. Bak yazın. Nasıl dualar ediyoruz. Ama bir şey söyleyeceğim şok olacaksa şu an ay Venüs Neptün üçgenini tetikliyor. Şu, şu an biz konuşurken tam duaların makbul olduğu bir zaman. Ben sabah yazdım ve dua ettik. Dua aldınız. Amin ama çok yürekten amin. Süper. Evet sevgili Aslan. E, papatya kokluyorsun. Papatya çayı tüketiyorsun. Sakin. Biraz sakinleşmeye ihtiyacım var. Belki nefes terapileri falan yapabilirsin. Var. E, gökyüzü, bu evet, aslan burası, gök bu enerjiyi bize etkiliyor. Kazaları arttırıyor, pandemileri arttırıyor. Aslanların iki kat daha fazla. Aslan herhalde. diline evet çok haklısın. Sıra geldi sevgili Başaklar. Başaklara. Hadi bakalım evet. Başak. <laughs> Tablon gelsin öncelikle. Başakların bu ara en önemli ana konusu para. Yine söylediğim gibi iki yıl boyunca da parasal konular, vergi, borçlar, miras, harcamalar hayatlarında çok önemli olacak. Parasal konularla ilgili dikkatli olsunlar. Ee, para geçecek mi ellerine? Evet geçecek. Ama geçtiği gibi harcamaları da çok artacak. Gelen gidecek. Gelen gidebilir. Yani. gidebilir. Mars'ta para evlerinde. Şimdi yeni ayda geliyor. Yeni ayla beraber mutlaka bir bereketlenme, bir para girişi olacaktır ama geldiği gibi gidebilir. Lütfen şöyle bir harcamalarınızı yazın. Tedbirli bir burçtur normalde ama benim gibi güneşi başak olup ayı aslan olanlar tedbirli falan değillerdir eminim. O yüzden yazın ne harcadınız, ne aldınız, nereye verdiniz, kime yardım ettiniz. Bunların hepsini hesap edin ee, ve bu hafta lütfen negatif, kötü enerjili insanlardan uzak dursunlar. Başak burçları korkutmayın ama biraz kazaları açıklar. Ee, kazalardan, ev kazaları mı? Ee, her şey olabilir. Yani böyle kötü insanlara çat çatışmaktan tutun da... <laughs> Allah korusun ben uyarmış olayım. Mesela geceleri bir yerlere çok çıkmayın. Çok fazla kötü besinler, kötü yiyecekler, sizin dengenizi bozacak şeyler tüketmeyin. Ne kadar Öyle insanlarla. Süreli? Özellikle ay sonuna kadar bir dikkat etsinler ama bu hafta, bu birkaç gün çok önemli. Başak burçları lütfen dikkat edin. Yani e, canınızı sıkacak şeyler, mesela hastalık bulaşması konusunda risk altında olan burçlardan birisi. Yani bunu sizi korkutmak için söylemiyorum. Bir tedbirli oluyorsanız iki tedbirli olun diye söylüyorum. Çünkü 8. ev 2. evden alacaklar. Gerek parasal konular, dolandırıcılıklar, hırsızlıklar, negatif, kötü ruhlu insanlara karşı bunlarla ilgili tedbirli olmanız lazım. Harcamalar da can sıkıcı olabilir. Sizin canınızı sıkabilir. Elinizden çıkan paralar ya yeter artık dedirtebilir. Ama lütfen harcamalarınıza, paranıza, pulunuza dikkat edin ve izbe böyle karanlık ortamlarda bulunmayın. Gece mümkünse artık bu hafta özellikle erkenden evinizde olmanızı tavsiye ederim. Böyle kötü, sinirli, sizi üzecek insanlarla bir arada olmayın sevgili Başaklar. Bak bu hafta o derece etkileniyorlar yani. Evet etkileniyorlar. Ee, kazalara çok dikkat etmek evet. gerekiyor. Ee, bir de negatif insanlardan uzak durun. Yani sinirinizi bozabilir, sizi zor duruma düşürecek Tabii hareketlerde bazı insanların... bulunabilir. Esmalarına da geçelim. Nur ben bazı insanların elinden su bile içmem. Öyle mi? Su bile içmem. Yani bazı insanların enerjisi o kadar negatif ki... Ee, negatif derken bunu kötü yani bu, da çok suistimal edilen bir şey. Yani karanlık kötülükten besleniyor. Onu hissedebildiğim, okuyabildiğim için o enerjiyi ben elinden su bile içmem. Kiminin de özellikle derim ki sen bana bir bardak su ver bir de dua oku derim. <laughs> Elini koy dokun bana derim. Bazı insanların enerjisi çok güzel gerçekten. Evet. Peki onlara tavsiyelerin ne başaklara? Onlara maddi sıkıntılarına karşı Ya Fettah, Ya Rezzak isimlerini arda arda 308 kez demişim ama bakın bu sayı konusunda tekrar söylüyorum. Anlamını bilip konsantre olup bir köşede sessizce uzun bir, bir, yarım saat 40 dakika yapmanız sizin için en şifalısıdır. En etkilisidir. Bu çok önemli. Çünkü 3 kere okuyup olan da var. 13 kere okuyup olmayan da var. Sizin enerjinizle birleşmesi çok önemli. Yasemin ve gül yağları kullan. Hibiskus çayı ben çok severim. Gül çayı içsinler bol bol. Yasemin seviyorsanız onlar her şeyi de öyle sevmez. Koklayın mutlaka. Hatta ben şimdi ekleyeyim. Vanilya da koklayabilirsiniz. Hatta vanilyalı bir şeyler bolca pişirin evinizde. Hep pozitifte kalmaya özen gösterin bu hafta. Peki e, sevgili Başaklar ya Fettah ya Rezzak. E, bir Hüseyinci ekrana getirelim de çekmeyen Başak varsa bu kareyi lütfen bu fotoğrafı e, cep telefonunuza çekin. Onlar tedbirli hemen çekmiştir. E, çok önemli <laughs> bakın yani yarın özellikle 1 Ekim e, bu karşıtlık Mars'la Şiron karşıtlığı yüzünden hepimizi derinden etkileyecek. En az hasarla atlatalım inşallah. Evet biraz Hepimiz. işe de... Dikkat etsinler. İş yerlerinde de abartılı tavırlar, abartılı beklentiler göstermemeye veya onlara gelen abartılı tepkilere prim vermemeye özen göstersin Başak Burçları. Biraz bu ara kendinizi böyle bir kollayın. Sevgili teraziler şimdi sıra sizde. Terazilerin bir tablosunu bir görelim bakalım. Onlar neye dikkat edecekler? Şimdi bir şey söyleyeceğim kız canıma. Başaklara bir şey daha söylemem gerekiyor. Diyecekler ki aşk tamam. yok mu? Aşkta tamam, çok şanslılar onu söyleyeyim de. Ya. <laughs> Tabii. Aa bu söylemezsem söylemez kızarlardı. Aşkta çok şanslısınız. Hiç ayrıldıysanız falan da diyeceksiniz ki ayrılanlar vardır, üzülmeyin. İnanılmaz şanslısınız. Önümüzdeki yıl çoğunuz evleneceksiniz. Onlar da mı olmadı? Bir sonraki yıl <laughs> kalanlarınız da evleneceksiniz. Aşkı bulacaksınız. Sakın negatif düşünmeyin. Aşkta en şanslı oldukları dönemlerden birindeler. Giden de hayırlısı değildir gitmiştir. Yenisi gelecek. Sakin çok iyi gidiyorsunuz. ...söylemeseydim üzülde. tepki gelirdi söyleyeyim dedim. Peki hemen terazilere geçelim. Evet. Terazilere bakalım neler bekliyor. Terazilerin de aşk hayatları kötü değil. Aslında düzenleniyor ama bir denge problemi var. Bu hafta aşk hayatlarıyla ilgili abartılı tutumlardan onlar da kaçınmalı. Hı hı. Mesela partnerleri çok soğuktur, sevgi göstermiyordur, çok sinirlidir, öfkelidir. Bunlar terazileri bu hafta ekstra rahatsız edebilir. Ama bu hafta şuradan kalk şuraya otur deneyecek hafta değil. Direkt ilişkiler evinden yaşıyorlar bu açıyı. Zaten teraziler bir aksiyon içindeler kendilerini değiştirmek istiyorlar, hayatlarını değiştirmek istiyorlar. Onları çileden çıkaran bazı koşullar var, onlardan kurtulmak istiyorlar. İki yıl kadar teraziye yükselen teraziler ya bir yuvaya adapte olmak, ya bir ayrılığa adapte olmak, ya bir ilişkiye adapte olmak, ya bir işe adapte olmakla ilgili bir mücadele verecek. Bu mücadeleden çok şanslı çıkacaklar, onu söyleyeyim. Sakın eforunuzu düşürmeyin, hep ne diyorum, üşengeçlik yapmayın, mücadeleye devam edin. Korkmayın, kazanan siz olacaksınız. Ama bu hafta partneriyle en zıtlaşmaması gereken burçlardan en başında hatta teraziler geliyor. Neden? Mars onların burcunda. Şiron karşılarından karşılık yapıyor. Dolayısıyla hem öfke kontrolü önemli hem de böyle yeni biriyle tanışmak için sakın uygun bir zaman değil. Zaten retrodayız. Gelenler geçici olacaktır. Dolayısıyla yeni insanlarla tanışacaksanız da çok temkinli olun. Hemen güvenmeyin. Kavga tartışmalardan özellikle partner, ikili ilişki, ortak işler... Danışan danışman ilişkilerinde e, uzak durun ve açık düşmanlıklara karşı da kendinizi koruyun sevgili teraziler. Peki bir şey soracağım terazilerle ilgili sadece e, özel hayatlarına mı yeni birilerini almasınlar iş yaşamlarında Almayın da mı tabii ki hayır hiç hiç zamanı değil yani yeni şeylere başlamak için iyi bir zamanda değiliz şu an eksiklerimizi görüp tamamlamak için çok iyi bir zamandayız. O da şeye kadar sürecek yani e, ekimin sonuna kadar. Aynen öyle biraz sağlık konusunda zorlananlar varsa onlar bir 15 gün daha dikkatli olsun ondan sonra iyileşeceklerini düşünüyorum sağlık anlamında da iş hayatlarıyla ilgili de güzel şanslı başlangıçlar olacak çok yakın zamanda aşk var onlara onların da evlilik aşk konularında çocuklarla ilgili konularda şansları çok yüksek sadece sanırım bir dengelenme problemi yaşıyorlar Yani birini seviyorum o da beni seviyor ama beni çok yoruyor gibi olabilir bu. Ama bu buradan iyi bir yere gideceksiniz. Hiç merak etmeyin. Ee, kavga ve tartışmalardan koşarak uzaklaş, uzaklaş demişsin. en uzak Ama terazi mesela. çok kavga ve tartışmaya zaten girmez. Bu gezegenlerin etkisi galiba değil mi Çok agresif teraziler yine? de var. Öyle ee, mi? Mesela Mars birinci evindedir. Güneş-Mars kavuşumu vardır. Çok agresiftir. Ben gördüm. Biliyorum yani. Ee, o yüzden diyorum ya harita çok önemli. Ne oldu? Normalde terazi, zarafet, nezaket, uyum, denge burcudur. Ama bazen görürsünüz çok öfkeli teraziler ya tam dolunay zamanına denk gelmiştir. Koç dolunayında doğmuştur. Çünkü terazi zamanı bir tane terazi yeni bir tane koç dolunayı olur. Ya da Mars birinci evindedir. Güneş Mars kavuşumu vardır. Bu insanlar burçları ne olursa olsun öfkeli olabilirler. Dolayısıyla hem öfkeli olmaktan kaçınsınlar hem de onlara karşı savaş açanlardan uzak dursunlar. Kavga etmek için iyi bir zaman değil. Hani bir ateş yakarsınız bazen bütün orman yanar. Bazen küçücük bir yangında söndürürsünüz. Şimdi ormanı yakabilecek bir zaman. O yüzden yapmayın. Kavgadan uzak durun. Aman dikkat bu kadar sinirli ve gerginseniz peki ne yapmanız gerekiyor? Çok güzel bir tavsiyede bulundum. 131 defa yağ selam hem suyun hem havanın enerjisini taşıyan ve yağ latif onların zaten isimlerinden. Terazi Burcu'na uyum sağlayan isimlerden. Ee, bunu mutlaka zikredin çok iyi gelecek. Tuzlu suyla duş yapın ya da az önce anlattığım gibi en başta koçlara peeling yapın. Sizi rahatlatacak neyse onu yapın. Beni tavsiye ettiğim gibi. Venüs burcunuz burcu olduğunuz Venüs, için İlişken yani ne demek? Venüs Venüsün burçları. Boğalar, burçlar? Teraziler ve yüceldiği Balık burçları. Venüs'ü birinci evinde olan insanlar sanatçılar, çiçekçiler, koku yapanlar, makyözler. Bunların hepsi Venüs'yen insanlardır. Sanatın insanları, güzelliğin, estetiğin insanları. Siz de güzel müzikler dinleyerek, güzel yazılar okuyarak, yazı okumayı çok sever. Edebi eserler ya da bol bol çiçek koklayarak kendinize terapi tam zamanı. Teraziler bol bol çiçek koklasın çiçeklerle uğraşsın müzik dinlesin çiçek var mı yazmış mısın onlar için yine e, ben yine gülü çok tavsiye ederim tabii ki çiçek koklamak da koku da biraz kişiye özel bir şey ya hafif fresh güzel çiçeklerin kokularını tercih edin çok ağır kokular olmasın sizi rahatlatacak iyi hissettirecek çiçeklere bakın izleyin dokunun koklayın gerçek çiçekleri de koklayın biz bir önceki sayfada da Melisa söylemişsin Melisa yağı ve çayını tüketin. evet aynen o da böyle bu da e, sakinleştirici bir etkisi var. Aynen öyle. Melisa Bunu yağını. herkes sevmeyebilir. Bazılarına baş ağrısı yapıyoruz. Kokusunu. Benim ben çok severim. Öyle olanlar varsa başka siz kendinize göre de koklayabilirsiniz. Venüsyenler için geçerli dediğim. Ama melisa yağını hem koklar hem çayını içerseniz seviyorsanız yapın mutlaka. Peki hemen teraziden sonra kimlere geliyoruz? Sevgili akrepler. Seni sevdiklerin. Hı? Seviyorsun ya akreplerini. Acayip seviyorum. Canlarım benim. Ne yapıyor bu akrepler bu Mars şiron karşıtlığında? Hmm. Şimdi ekran başında olan akrep varsa, "Ah Nurcum neler yapmıyoruz ki." dediğinizi duyar gibiyim. Çok dikkat etmeniz gerekiyor. Her evet. konuda bak sağlık konusunda en başa getirmiş sevgili Mine. Evet. Neler oluyor akrepler Neler bekliyor Mineciğim? Mars 12 evlerinde bu kere bu uyku düzenini, beslenme düzenini bozan bir şeydir. Rüyalar karışır. Zihniniz çok fazla çalışır. Bir şey varsa da yoksa da ya kurguda ya gerçekten düşmanlıklarla uğraşıyor olabilirsiniz. Çok fazla düşünüp kendinizi çok yoruyor olabilirsiniz. Gerçekten birileri sizinle uğraşıyor olabilir. Gece geç saatlere kadar çalışıyor ve yoruluyor olabilirsiniz. Buralar kendilerine haksızlık edilmiş, ikinci plana atılmış veya yaralanmış hissetme ihtimalleri çok yüksek. Şiron 6. evlerinde. Bu hem baş, baş bölgesi hastalıkları hem de buralarla ilgili travmatik durumlara dikkat etmeleri konusunda bir kere daha uyarı yapmama sebebiyet veriyor. Aynı zamanda iş hayatınızda birileri arkanızdan bir şey çevirebilir. Gerçekten ayağınızı kaydırmak isteyenler olabilir e, ee, evcil hayvanlarınız varsa birlikte çalıştığınız insanlara evcil hayvanlarınıza sizi asiste edenlere bu ara her zamankinden daha bir dikkatli olun. Ama kurgu da yapmayın onları kurgu itersek daha da sıkıntılı olur. Ee, sadece gözünüzü biraz açık tutun kim sizin için gerçekten iyilikle hareket ediyor ya da kim etmiyor bunlarla alakalı çok tedbirli olun ve gözünüzü açık tutun sağlığınıza da ekstra dikkat edin. Bu hafta yine kariyer ve ailevi konularda bir denge problemi olabilir. Ev almak, ev satmak gibi konular gündeminizde olabilir. Bunları yapacaksanız çok dikkatli olun. Aşk yaşamlarıyla ilgili onlar 20 Ekim, 20 Kasım arası çok önemli olaylar yaşayacaklar. 20 Ekim, 20 Kasım arası. 20 Kasım. O zamana kadar bir şeyler yakalayabilirsiniz. Gerçeklerle yüzleşebilirsiniz. Partnerinizin size karşı yapmış Aa. olduğu hatalar varsa bunlar ortaya çıkabilir. Çünkü Jüpiter, Venüs karesi, Venüs hala Akrep Burcu'nda. Dolayısıyla kıskançlıklar, gizli gerçeklerin ortaya çıkması ihanet yalan bir şeyler varsa bunların ortaya... Bu arada hepiniz üstünüze ne olur alınmayın. Huzurlu yuvanızı bozmayın. Sadece eşiniz değil, arkadaşlarınız da olabilir. İş arkadaşlarınız da olabilir. 20 Ekim'e kadar sizden gizli, arkanızdan dönen ne varsa dökülecektir. 20 Kasım'a kadar da bunların netleşmesi. Bazıları kati olarak ayrılacak. İşinden, arkadaşından, eşinden. İhanete uğrayanların hepsi Kasım ayında bitirme kararı verebilir. Çok net bir biçimde bazıları da gerçek dostunu düşmanını ayırt ettiği için artık bundan sonra ben bu adamla ya da bu kadınla evleniyorum yolumu çiziyorum çok net kararlar vereceksiniz ve çok önemli olaylar yaşayacaksınız kesinlikle onların evlilik ilişkiler ortaklık ve işle alakalı bütün gerçekleri görecekleri bir zaman bu kötü bir şey değil çok sağlam ilerleyecekler buradan sonra çünkü ama işte o o süreci atlatabilmeleri evet e, onun için onlara ne dedik ya zor çünkü... Muhi... Aldatmayla karşı karşıya kalacak diyorsun. Öf, en sevmediği şey bir de. Ve akrep öyle... E, <laughs> Akrebi kurutlu, de aldatan kuşkuyu... da ne bileyim yani. Akrebi de aldatırsanız ne bileyim ben size ne diyeyim artık. Ama sizler için de tabii öneriler ve tavsiyeler var. Sevgili akrepler bu zorlu süreci nasıl atlatabileceğinizi 20 Ekim 20 Kasım dedin. 20 Kasım netleşme zamanı ama 20 Ekim'e kadar bir şeyler temizlenecek hayatınızdan arınacak ortaya dökülecek. Bu sadece illaki bir ihanet olmaz. Mesela çocukluğunuzda bilinçaltınıza ittiğiniz bir olayı hatırlayabilirsiniz. Sizi gerçekten bedenen ya da ruhen bir hastalık, bir sıkıntı neyin yorduğuyla yüzleşebilirsiniz. Mesela gizli hastalıklar da bu dönemde ortaya çıkar. Gizli düşmanlar da bu dönemde ortaya çıkar. Arkanızdan dönen ihanetler de bu dönemde ortaya çıkar. Sizin eğer ki yüksek bir frekansınız varsa, hep böyle şifa işleriyle, iyilikle, haşır neşir bir insansanız, Size en iyi gelecek gizli bilgileri de bu süreçte bulabilirsiniz. Yani aa burada bir bir şey yakaladım o hayatımı değiştirdi Hiç diyeceğiniz Hiç tahmin şeyle. etmeyeceği olaylarla karşılaşacaklar. Aynen öyle. Peki alacağı önlemler neler? Ee, ya muhi dedim El muhi iyileştiren, dirilten, ihya etmekten, hayattan geliyor. Akrep burcuna tavsiyeler. E, yaşamak Akrep ismi e, burcun isimlerinde e, bayis esması var. Mumit, e, den geliyor ölümden çok yok edici ve net enerjileri olduğu için bu ara onlara bu tam zıttı şifası dirilten isim çok iyi gelecek. Ya selam zaten her zaman benim e, hiç bırakmadığım bir zikirdir. İnsana böyle antidepresan etkisi yapar, rahatlatır. Hayatını düzene sokar. Ne zaman ve... çekiyorsun bu zikri? 17 yaşından beri çekiyorum. Yok, yani hangi hangi dönemlerde? Genelde ya eskiden Ya selam çekiyorum dedi. Mi? Evet. E, her zaman çekiyorum. Her günlük zikirlerim arasında var. Hayır mesela atıyorum bir kavga, bir tartışma, ayrılık. Özellikle çok mutsuzsam biraz daha arttırabiliyorum. Ee, ya da işte kötü bir şey yaşıyorsam, içim içim çok acıyorsa, yanıyorsa. Mesela iç yangınlarına en çok bu isim iyi gelir. Hep örnek veriyorum. Hazreti İbrahim ateşe atılırken söylenen isim. Ee, ey ateş İbrahim için serin ve selamet ol gibi bir şey geçiyor orada. Ee, yanar, kuniberden ve selama ol diyor. Bu isimle eğer dua ederseniz iç yangınlarınız, acılarınız... ...mesela Allah korusun çok büyük acılar yaşayanlara ben çok tavsiye ediyorum. Bolca zikretmelerini. Çünkü bu size hem su gibi hem hava gibi... ...o iki elementin enerjisiyle beraber müthiş bir iyileşme sağlayacaktır. Ki akrepler bu hafta çok yani bu dönemde zor bir dönem yaşayacaklar. 20 Eylül, pardon 20 Ekim, 20 Kasım'a çok dikkat edin. Ortaya bilinmeyen, görünmeyen, duymadığınız... ...gizli olaylar çıkacak... ...bunları en az bir şekilde... Bayanırlar ...en hafif bir şeylere. şekilde atlatabilmeniz için... ...işte... E, ...tavsiyeler bunlar... ...portakal ve limon, limon demişsin. ...evet hem bol bol yesinler... ...C vitamini alsınlar... ...bağışıklıklarını güçlendirsinler... ...hem de bunların yağlarını koklasınlar... ...bu arada... ...aşk ve çocuklarla ilgili konularda... ...yalnız olan akrepler... ...çok güzel gelişmeler yaşıyorlar... ...ve yaşayacaklar da... ...o konuda da ümitli olsunlar... ...hani bir tarafta sıkıntı varsa... ...her şey sıkıntılı falan anlamına gelmiyor... Biraz arkanızı kollayacaksınız. Biraz yüzleştiğiniz gerçekleri göreceksiniz ama İnşallah. aşk ve çocuklar, hobilerinizi mesleğe dönüştürmek, ...kendinize zaman ayırmakla ilgili olursanız sizin için bu süreç çok daha güzel geçecek. Merak etmeyin. Evet. Güzel haberler var aşkla ilgili. Ee, yine de. sevgili Şekür Cingi sormuş. Şekür Bey'e sevgilerimi gönderiyorum buradan. Kendisi çok kıymetli diş hekimlerimizden, doktorlarımızdan biri. Türkiye'nin geleceğini merak ediyorum diyor. Şu anda aynı zamanda hasta bakarken de bizi izliyormuş. Sevgilerimi gönderiyorum. Türkiye'nin geleceğini Mars-Şiron karşıtlığında konuşacağız tabii. Sıra geldi yayları. Önce bütün burçları bir toparlayalım. Sonra ülke olarak nasıl etkileneceğiz onu da konuşacağız. Doğru onu da söylemeliyiz. Yayların evet. tablosu gelsin. Evet yay burçlarının biraz arkadaş çevreleriyle ilgili ortalık karışabilir. Suratın söyleyeyim. değişti birden. <laughs> Şöyle bir hayal ettim de. O kadar zor mu? O kadar mı zor şeyler ee, Tabii ben? şimdi çocuklar aşk yaşamları onların da ikizler. Hemen duygun yüzüne yansıyor. Evet ya ben bir işselleştirme var bende. O yüzden Mayıs'tan beri bütün danışmanlıklarımı durdurdum. Çünkü çok empati yapan bir yapıya sahibim. Ee, ve daha nasıl hani iyileştirebilirim diye düşünüyorum. Buna rağmen de bazıları üzülünce de ben daha çok üzülüyorum. Benim amacım sadece uyarmak. Ben negatif söyleyeyim siz korunun da. Hani derler ya sen önünü kış tut yaz çıkarsa bahtına. Bırak yine de yaz gelsin. Ha, aynen öyle. Ben uyarayım da siz korunun şimdi çocuk evlerinden dostluk evlerine yine bir açı. Aynı ikizler burcunda olduğu gibi aynı aks. Dolayısıyla onlar da çocuklarıyla alakalı konularda bir bocalama, bir zorlanma dönemi geçirebilirler. Aşk yaşamları, özel hayatlarıyla ilgili bir takım ufak tefek de olsa hani can sıkıcı durumlar yaşanabilir. Bir hareketlenme de olabilir. Mesela yalnızsa ben neden yalnızım? Niye yalnız kalıyorum ki deyip sosyalleşme ihtiyacı da duyabilir. Bu süreçte birçok yay hiç görüşmediği arkadaşlarıyla görüşürken unuttuğu dostlarını hatırlarken, düğün dernek davet gezerken, bazıları da var olan sosyal çevre ilişkilerinde kopmalar, zorlanmalar, dedikoduların ve gerçeklerin ortaya çıkmasıyla beraber yaşanan gerilimlere şahit olabilirler. Dost ve sosyal çevre alanlarının yenilendiği bir süreçten geçiyor olacaklar. Neyi gerçekten istediklerini hatırlatacak Allah onlara. Ben gerçekten burada ne istiyordum? İdealim neydi? Hayalim neydi? Hayalime engel olanlar kim? Çocuğum mu? Eşim mi? Dostum mu? Sosyal çevrem mi? Bunları nasıl dengeleyebilirim? Bununla ilgili bir uyanış yaşayacaklar. Fazla özgürleşme hissedebilirler. Bu fazla özgürleşme de probleme yol açabilir. Birdenbire bir özgürleşme duygusu. Bu süreçte sevdiklerini ve çocuklarını ihmal etmemeye özen göstermelerini tavsiye ediyorum ama biraz böyle yeter artık ben niye kendime gerçekten zaman ayırmıyorum deyip fazla bir özgürleşme arzusu da gündeme gelebilir yaylarda. Sosyal çevre ve arkadaşlıklarla ilgili biraz tehlike çanları çalıyor gibi. Çok sevdiklerinizi, unuttuklarınızı hatırlarken var olanlarda iletişim çatışmaları yaşama ihtimaliniz var. Yakın çevre ilişkilerinde bu hafta dikkat ediyoruz. Yakın çevrede oluşan bir olay, duyulan bir dedikodu, can sıkıcı olabilir. E, dostluk, düşmanlık, yakın çevre iletişimiyle alakalı siz de birazcık dikkatli olun. Çok ciddi bir şey yaşanacağını düşünmemekle beraber sosyal çevrenizi ve arkadaşlıklarını düzenlemek her zamankinden çok daha önemli. Ev, yuva, aile alanında da ...daha güzel gelişmeler olacağını düşünüyorum. Emlak, aile, aile ile ilgili iyileşmeler ve... ...keyifli hissetme dönemine girdiniz. O anlamda keyifli. İnşallah ya. Güzel şeyler bulsun sizde. de. Tavsiyeler geldi ekrana. E, 88 defa ya Halim demişim. Anlaşılacağı gibi yumuşamaya ihtiyaç var demek ki. E, 66 defa ya Allah ve ya Vekil. İkisinin rakamı aynı. İkisini beraber çekmek çok etkili oluyor bu arada. E, bu rakamlara bağlı kalmak zorunda değilsiniz... Ama illa rakama takıntılı olan obsesif insanlar var gerçekten. Ben bunu bu rakamda yapacağım diyen onlar için bunlar. Eksik Buna... söylersem işim olmaz diyenler evet, var. Hiç öyle olmuyor emin olun. O sayıya yaklaşmanız niyetiniz çok önemli. Sakın öyle şeyler düşünüp enerjinizi bozmayın. Vanilya yağı, evde bol bol tarçınlı ve vanilyalı bir şeyler hazırlayın ve yiyin. Çok iyi gelecek size. Özellikle siz 2-3 ay bol bol vanilya tarçın tüketin sevgili yaylar. Bu arada yayların ilişkileriyle ilgili bir hırs, bir ego çatışması olabilir ya da duyguları çok yükseldiği için, çok tutkulu hissettikleri için çatışabilirler. Gerçekten partnerinizden ne istiyorsanız ona onu söyleyin. Seni çok seviyorum, seni çok özledim deyin. Onu özlediğiniz ya da sevdiğiniz için ona başka türlü mesajlar vermeye çalışmayın bu ara. Ya direkt söyleyin. Bu ara biraz öfkeyle tutkularını yansıtma eğilimi gösteriyorlar çünkü. Partneriniz de size bunu yapabilir bu arada. Size çok öfkeli davranıyorsa sizi gerçekten sarılmak istiyordur. Çok seviyordur, özlemiştir ama bunu bu şekilde ifade ediyordur. Buna da dikkat etsinler. Vanilya yağı koklayın, evde bol bol tarçınlı, vanilyalı besinler hazırlayın. Bir tarçınlı vanilyalı bir kek yapın. Ay! Evi şöyle bu kokuşun. Boğaya da bu gününde... söylenir mi şimdi? <laughs> Mis gibi kokutun. Yanına da güzel bir çay demleyin. Kimde sinir kalır ki Dünya öyle? Dünya bir gün o da bugün. Kendine değer vereceksin, bakacaksın. İnan bana insanların ev yaşamlarına müthiş katkı oluyoruz. O kekler piştikçe kimse, kimse kimseyle kavga edemez zaten. Değil mi? o? Ay Kokular giriyorsunuz evde mis gibi kakaolar, vanilyalı. Şimdi kaç vanilyalı. kişinin aklına düşürdük vanilyalı kek. Şimdi herkes kek pişirecek. Birazdan çırpacaklar. <laughs> Peki, sıra geldi oğlaklara. Canım oğlaklar. <laughs> Canım diye başlarsa biliyorsunuz problem var. Eyvah eyvah. Şimdi onlar da şöyle bir olay var. Ailede bir şeyleri gerçekleştirmek. Ailelerine karşı ben bunu yapıyorum artık yolum bu demek. Ee, bir yaşam düzeni oluşturmakla ilgili gerçekten savaş veriyorlar. Ben artık bu yoldan gideceğim ben artık bunu yapacağım. Bu eşi olur annesi olur babası olur kendi yolunu çizmek isteyen ve burada sıkışıp kalan bir oğlak görüyorum ben. <laughs> yani bu kariyer planı da olabilir bu arada. Mesela patronlarına bir minnet duyuyorlardır aslında başka bir yoldan gitmek ya da hocalarına bir minnet duyuyorlardır. Aslında başka bir yoldan gitmek, kendilerini gerçekleştirmek istiyorlardır. Söyleyemiyorlardır. Bu aralar onların rüştünü ispat etmekle ilgili. Hı hı. Ben artık bu yoldan gideceğimle ilgili bir mücadeleleri var. Bu da onları tabii ki yoruyor. Bir yandan bazıları anneleri, aile büyükleri, kariyer planları ve patronlarıyla da bir mücadele içinde olabilir. Hay Allah. Ama bu süreç onlara yarayacak. 20 Ekim'den sonra özellikle şu an karışan, dağılan ne varsa şu an kafanızı karıştıran şeylerin hepsinin sebebi ne biliyor musunuz? Neyi nerede eksik yaptığınızı gösteriyor hayat size. Neden o insana o kadar prim verdin? Ya da neden bu yanlış evliliği yaptın? Ya da neden bu yanlış işe girdin? Kendinize bir yüzleşme dönemi yapıyorsunuz. 20 Ekim'e kadar donelerinizi, verilerinizi toplayın. Hatalarınızı görün. 20 Ekim'den sonra ayrılıyor musunuz? Şirket mi açıyorsunuz? Düzen mi kuruyorsunuz? Devlete mi başvuruyorsunuz? Ne yapıyorsanız yapın. Önünüz çok açık. Bazıları bu arada gerçekten devletten, kamudan, ...aileden, bekledikleri haberleri kariyerden alabilirler. Bu anlamda da şansları yaver gidecek. Ama İnşallah. bir kendini gerçekleştirme mücadelesi görüyorum oğlaklarda. Bunun sonucunda tabii ki başarılı olan siz olacaksınız. Zaten aksi düşünülemez. Siz inatçı keçiler mutlaka zirveye tırmanırsınız. Aynen öyle bir zamandan geçiyorsunuz. Bu anlamda böyle parasal konularla ilgili bu hafta abartılı harcamalar olabilir. Eşiniz, dostunuz borç isteyebilir. Siz birilerinden borç isteyebilirsiniz. İhtiyaç olabilir. Abartılı harcamalar, abartılı krediler, borçlar mevzularına girmemeye çalışın. En azından çok ihtiyacınız varsa da bunu dikkatle yapın. İkili ilişkilerle ilgili romantik bir dönemden geçiyorsunuz. Ee, sorunlu ilişkiler için bir şey diyemeyeceğim ama bir yumuşama, bir iletişim, bir e, a, anlaşma ve uyum gösterme zamanı sizler için. Bu anlamda şanslısınız. Bu arada toprak ve su burçları, oğlaklar, boğalar, e, başaklar, akrepler, balıklar, yengeçler romantizm konularında daha şanslı. Onu söyleyeyim. Gezegenlerin etkisiyle evet. O balık dolunayı. Biraz sıralar mısın kimler şanslı? Ee, baştan şöyle alayım. Boğalar, başaklar, oğlaklar, balıklar, yengeçler, akrepler. Bunlar ekstra bir şanslı. Neden? Ha bir şey sorun var yok canım nenem şanslı ayrıldım diyorsanız gitmesi gerekiyordur. Çünkü iyi zamanda giden insan gitmesi gereken insandır. Kötü zamanda giden insan da gitmesi gerekiyordur ama belki hatalar yapılmıştır. Onun için balık dolunayı Venüs Neptün üçgeni bugün ee, ayın Venüsün Eflatun üçgenini tetiklemesi önümüzdeki e, ya, e, Aralık ayında Jüpiter balık geçişi bu saydığım burçlara müthiş yarayacak. Süper. Peki Oğlak burcuna tavsiyeleri de alalım hemen kovalara geçeceğiz. Oğlak burcuna ne demişim? Ev, kilit nokta, kariyer, iş yerlerine de yapsınlar bu söylediklerim. Sadece ev değil, e, ofisiniz varsa, çalıştığınız bir yer varsa ada çayı ve tarçını tütüleyin, ayrı ayrı tütüleyin, yani birlikte değil, ayrı ayrı tütüleyin, birini tütüleyin. Sonra zaman geçsin ya da bir gün sonra diğerini tütsüleyin. Aynı anda yapmayın. E, 400 defa ya Vedut 131 kere ya selam demişim. Neden? Çünkü sevgiye çok ihtiyacınız var. E, sevgiyi hatırlayamadığınız kadar sorumluluğunuz ve sorununuz var. Dolayısıyla bu isimler kalbinizi yumuşatır, hayatınızı ferahlatır. Size çok iyi gelir diye düşündüm. Ev temizliği, evden eskileri çıkarmak. Kırık, çıkık, tabak, çanak ne varsa hepsini atın. Size lazım olmayan her şeyi birilerine dağıtın, paylaşın. Bunu bu zamanda yaparsanız müthiş bir açılım yaşayacaksınız. Sanki üstünüzden bir yük kalkmış gibi olacak. Eksikleri görün, atın, e, tamamlayın. Ne varsa şöyle evinizi bir kolaçan edin ve çok güzel temizlik yapın. Tavsiyem bu. E, ya Çok güzel e, şeyler yazmışsınız. Şadiye Hanım demiş ki biz yaşlılara bir şey yok mu demiş. Ya. Şadiye Hanım biz bizim programda yaşlı demiyoruz. Evet. İleri yaşlıyoruz. Bana göre yaşlılık diye bir kavram mı? Bir insan 80 yaşında da aşık olabilir... 80 yaşında da kariyer yapabilir. Ha, belki çok aşkın üzerine durduk diye Şadiye Hanım öyle söylüyor. Ha. Olmaz mı? Aslında bütün bu esmalar e, sunduğu bütün tavsiyeler aynı zamanda her anlamda size göre de bize şey göre ya. de gençlere göre de. Yani herkese bir şeyler var. Ben sağlığı hep ön planda tutuyorum Kovalara zaten. geçiyoruz. Önce sağlıkla ilgili bu tavsiyeler çok iyi. Ruhsal ve bedensel olarak iyi hissetmeniz için bunları yapın. Zaten mutsuz bir insansanız nasıl bir başkasıyla mutlu olabilirsiniz ki? Şadiye Cevil çok öpüyorum sizi. Sevgili kovalar, siz neler yaşıyorsunuz? Bu arada ben de e, mesajlara da bakıyorum çünkü seyircimin tepkisi, onların ne söylediği benim için çok önemli. Evet. E, kovalar ne yapıyorlar? Evet, kovalar için e, uluslararası iş ve ilişkiler hayatlarında varsa, yabancılarla ilgili konular, pasaport, vize işlemleri, yeni bir eğitim planı, yeni bir hukuk planı, inanç sistemleriyle ilgili bir konu, bir e, ders ya da bir bilgiyi öğrenmekle alakalı bir serüven. Bu süreçte bunlara odaklanacaklar. Unuttukları bilgileri hatırlayabilirler. Çok gitmek istedikleri yerlere gitme fırsatı bulabilirler. Yarım kalmış pasaport, vize veya yabancı işler, evraklarla alakalı işlemleri tamamlanabilir. Hukuki konularla ilgili bir takım gelişmeler, önemli konular gündeme gelebilir kovaların hayatlarında. Bu ara kıskanç insanlardan gerek kariyer yaşamlarında gerekse ilişkilerinde çok çekiyorlar. Partnerle bir çekişme, bir kıskançlık çekişmesi aralarında söz konusu olabilir. Özellikle bugün yarın yakın çevre iletişiminize, yakın çevrenizle kurduğunuz diyaloglara, eşinizle partnerinizle kurduğunuz diyaloglara dikkat edin. Abartılı güç çekişmeleri, ego çekişmeleri, ben bilirim sen bilmezsin davranışları için çok yanlış bir zaman bu anlamda sizi uyarmak isterim. Ama beklediğiniz haberler varsa, işte çok merak ettiğiniz, artık olsun dediğiniz, yolunu gözlediğiniz bir şeyler, birileri veya bir şeyler varsa onların zaten geleceği bir dönem bol bol yolculuk, seyahat ve bilgi edinmek, yeni yerler görmek sizin için söz konusu olabilir. Dediğim gibi aşkta da kıskançlık kaynaklı sorunlar. Partnerinizi anlamıyor olabilirsiniz. Onu kıskanıyor veya o sizi kıskanıyor ama bir türlü ortak noktada buluşamıyor olabilirsiniz. Bu süreçte üstüne gitmek yerine akışta kalmayı tercih edin. Kardeş, yakın çevre, akraba, komşu ilişkilerine de dikkat edin. Konuşmalarınızda yaralıcı olmamaya çalışın. Her duyduğunuza da hemen inanmayın sevgili kovalar. Parayla ilgili konularda da şanslılar bu arada. Yavaş yavaş o evime daha da yükselecek. Sene sonuyla beraber ve 2022 yılında İnşallah. maddi konular, iş konuları da yavaş yavaş düzenleniyor, düzenlenmiştir. Daha da iyi gidecek. Oh, mis. Tavsiyeler ekranda. Evet, ne demişim mavi. Aynı benim üstümdeki renkler gibi giyinin. Mas mavi ee, sizin de renklerinizden bu arada. Ya ha ya kayyum. Bu isimler sizin için neden önemli? Yaşınız kaç olursa olsun. 80 ya da 7 fark etmez. Dik durmanız, ayakta durmanız, omurganızın sağlam olması kendinizi destekli ve dayanaklı hissetmeniz, yaptığınız işlerin oluşumların kalıcı olması için e, ve dirilmek, e, neşeli olmak, canlı olmak, kök salabilmek için bu isimleri zikretmeniz lazım. Size ne tavsiye etmişim? Tabii ki mavi anemon tavsiye etmişim. Bu yağı koklayın, sürünün muhteşem bir yağ zaten, çok rengi de güzel. çok güzel. Bu yağı koklayın ve sürünün. Size çok iyi gelecek. Yazdım mı bilmiyorum ama ametis taşı da kullanabilirsiniz. Bir deneyin bakalım size iyi geliyor mu? Çünkü herkes her şey iyi gelmez ama. Ametis kovalara, yaylara, balıklara, koçlara iyi gelen bir taş. Tabi kişiden kişiye değişebilir ama bir denemenizi tavsiye ederim. Semra Hanım demiş ki vallahi süpersiniz. Şu anda temizlik yapıyorum. Oğlak sanırım kendisi. Gerçekten kırık çıkık ne varsa atıyorum ya, demiş. Ya işte enerji çalışıyor. İkinizi de çok seviyorum. Ya Selamlar. Biz sizleri nasıl seviyoruz ve nasıl önemsiyoruz? Herkese selamlar gönderiyorum. Kaçıranlar ve izleyemeyenler varmış benim burcum için ne söylediğiniz diyenler var. Şimdi program biter bitmez YouTube Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var kanalımız var. Oradan bu programı tekrar vereceğiz. Defa defa izleyebilirsiniz. Bakın buraya yönetmenim yazdı. Lütfen bir tıkla da abone olun ki bütün videolarımızdan bazen yenilikler, güzellikler paylaşıyoruz orada sizinle. Haberdar olun. Sıra geldi sevgili balıklara. Canım balıklar. <laughs> Balıkları sevdiğim için canım balıklar dedim bu arada. Ee, balıklar ben çok iyi anlaşırım etrafımda hep balıklar var o Ben de severim seviyorum. balıkları. Evet, çok. Ee, balıklar bu hafta ve bundan sonraki süreçte aşk yaşamınız, çocuklarınızla ilgili konular, sevdiğiniz şeyler, hobileriniz daha da iyiye gidecek. Yıldızınız parlıyor onu söyleyeyim. O Bolluk, hareket dolu bir döneme adım adım gidiyorsunuz. Şu anda kötü olabilir hayatınız, sakın bunu etmeyin. 2022 sizin yılınız. Bakın, 2022 hatta 2021 Aralık 2025'e kadar neredeyse. Sonuna kadar hayatınız müthiş bir biçimde düzenlenecek. Yeni para koşulları, ilişki koşulları, aşk, yaşamınız, çocuklarla ilgili konularınız düzenlenecek ve size kalıcı olanların kalacağı çok güzel bir döneme doğru giriyorsunuz. Hem sorumluluklarınız artıyor hem başarınız artıyor. Onu söyleyeyim. Bu hafta parasal konularla ilgili abartılı harcamalardan kaçının. Yabancı bir kaynak bulabilirsiniz. Uzaklardan bir iş teklifi alabilirsiniz. Uzaklardan beklediğiniz maddi konular, haberler, hukuki gelişmeler varsa bunlar bu hafta gelmeye başlayabilir. Nafaka, miras, prim, eşin parası siz veriyorsanız nafaka ya da karşı taraftan bekliyorsanız bunlarla ilgili bir netleşme ve neticeye ulaşma durumu söz konusu olabilir. Seyahat planlarınız devrede olabilir. Çok gezmek, bol bol gezmek istediğiniz bir sürece şu iki ay boyunca aslında girdiniz gibi gözüküyor. Bunu da söylemiş olayım ama sizin de dikkat etmeniz gereken konu kesinlikle harcamalar. Parasal konularla ilgili dikkat edin. Vergi borçlarıdır, işte borçtur, kredilerdir, alacak verecektir, eşten ya da ortaktan hak ettiğiniz, alamadığınız paralardır, miras konularıdır. Hayatınızda hem bu iki ay hem de iki yıl içerisinde çok önemli olacak. Bir liranızı bile boşuna harcamamanızı, kenara para koymanızı mutlaka tavsiye ediyorum. Bu hafta sizler hırsızlıklara, dolandırıcılıklara. İşte borç verirsiniz, alamazsınız, üzülürsünüz. Kredi çekersiniz, ödeyemezsiniz, üzülürsünüz. Bu hafta parasal konularla ilgili kendinizi tehlikeye asla atmamanız gerektiğini hatırlatmak isterim. Ee, esmalarına ve önerilerine de geçelim. Onlara ne demişiz da onlara da Başak gibi çünkü ikisinde 2-8 aksı çalışıyor. Nedir o? Parasal konular, harcamalar, masraflar, bolluğu bereketi sıkıştıran, kısıtlayan hatta enerjiler. Ya Fettah ve Ya Rezak esmalarını hafta boyunca günlük 500 demişim. Siz ne kadar yapabiliyorsanız ama çok içten çok gönülden bolluğa niyet ederek yapın. Hibiskus çayı, gül suyu e, duşları, hibiskus çayı içmeyi onlara da tavsiye etmişim. Bu arada. E, şimdi en çok sorulan sorulardan bir tanesi şu. E, büyükler, yani anneler soruyor daha çok. Ya Canlarım benim herkes evladını düşünüyor. Ya. Diyor ki mesela bütün anlattığı bu mesela benim. Kızım Koç Burcunda demiş Emel Hanım. Onun yerine ben e, esmalarını çekebilir miyim? Diye Çeksin. Soruyor. Çocuğuna niyetle, uykusunda da çekebilir, dua edebilir. Çocuğunun korunması niyetiyle tabii ki çekebilirler. Yani niyet edin ama başında. Allah'ım ben bunları çocuğum çekmiş gibi kabul etmeni, onu öyle korumanı niyet ederek okuyorum desinler. Niyet etmek çok 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 önemli. Niyet etmek adresine göndermektir. Ya Allah bilmiyorum mu diyeceksiniz. O zaman niye her namazda, her oruçta niyet ettim diye her gün niyet ediyoruz? Tabii. Mesela oruçta düşünsen 30 gün oruç tutuyorsun her gün niyet ediyorsun. Bugün niyet ettim oruç tutmaya diye Allah rızası için diye söylüyorsunuz. Niyet böyle bir şeydir. Niyetsiz yapılan iş hep söylüyorum. Yukarıdan para attınız birilerine zengini de aldı fakiri de aldı. Niyetsiz yapılan iş budur. Niyetle yaptığınızda mahalledeki bütün fakir fukarayı tespit edip kapısına kadar götürmek gibidir. Niyet çok çok önemli. Balıkların tablosunu tekrar getirelim. Hep iyi niyetle ve gerçekten e, bu zor günleri kolay atlatabilmek adına bunları ekrana getirdik. Lütfen balıklar siz de bu fotoğrafı alın. Ya Fettah ya Rezzak esmalarını sık sık çekin diyor sevgili Mine Ölmez. Hibiskus çayı ve gül suyuyla duş aldığınız zaman bu zorlu süreci en az şekilde atlatabileceksiniz. Şimdi sizin için unutmadım tabii ki. iki yıl içerisinde evlenecek burçları söyleyeceğim dedin. Hı hı. Önce bir onu söyleyelim sonra Türkiye gündemini değerlendirelim. Evet çok merakımız ama çok dua ettik bugün. Çok insan evlenecek bakıyor. Evlilikte patlama olmazsa hiçbir şey bilmiyorum. Kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle bakın Jüpiter'in balığa geçmiş. Jüpiter kovadan çıkmadan bir kere. Ve Satürn kovadan çıkmadan. 2023'ün yazına kadar mutlaka aslanlar, kovalar, boğalar, akrepler yuva kuracaklar bu bir. Boğalar, akrepler bir de nereden destekli? Hatta oğlaklar ve yengeçler. Sonucu biter balığa geçecek. Aşk ile ilgili e, yine boğalar, akrepler, oğlaklar, yengeçler, başaklar, balıklar. Bunlar Muazlar, yükselenler için de geçerli aynen mi? Aynen öyle. Özellikle hatta yükselen için geçerli. Ay burcu ucundan alabilirsiniz ama ay günlük yorumlarda kesinlikle binlerce yıllık sistemlere göre konuşuyorum. Günlük yorumları biz aya göre yapmayız. Biz yükselene göre yaparız, şey aya göre yaparız da insanların yorumlarını yükselene göre yaparız özür dilerim. Dolayısıyla ay burcunuzdan da inşallah nasiplenirsiniz ama yükselen ve güneş burcunuz için söylüyorum. Özellikle yükselen için söylüyorum. Oğlaklar, boğalar, yengeçler, akrepler, balıklar ve başaklar 2022-2025 arası o kadar uzayacağını da düşünmüyorum. Şu iki yıl içinde evlenecekler. Peki Türkiye gündemini de alalım. Evet inşallah diyelim tabii. Öbür saymadıklarım da evlenecektir. Mutlu olacaktır inşallah diye de ekleyeyim. Amin. Üzülecekler şimdi. Üzülmeyin. Olacaktır mutlaka. Jüpiter Kova. <laughs> Senin gündeminde evlilik var. Benim gündeminde Türkiye var. Ya şimdi şöyle <laughs> Mars şiron karşıtlığı ülkemize yengeç Konuşmak istemiyorsun. He, yani <laughs> şimdi şöyle e, Zor biraz mu? zorlu. Şimdi e, Ekim 6 Ekim'de bir terazi yeni ayı var. Dip noktamızdan geçiyor. Dip nokta ülke için <laughs> nedir? Vatan topraklarıdır. ...vatandır... ...Mars terazi burcunda nedir... ...dördüncü e, evde... ...askeri konular... ...askerlerle alakalı sıkıntılı durumlar... ...ya da nedir mesela... ...en basiti ülke genelinde aile içi şiddetin ...ve sıkıntıların hmm. artması demektir... ...bir kere bu anlamda biz hep uyarıyoruz... duyar olmak adına... ...bu karşıtlık akabindeki yeni ay... ...ondan sonra kesinleşen... ...terazideki güneş-mars kavuşumu... ...ufak tefek sarsıcı durumları... ...beraberinde getirebilir... ...hep söylüyorum... Ee, güvenli yerlerde olun, güvenli evlerde olun. Mutlaka eğer depreme dayanıklı olmayan bir eviniz varsa hmm. bu evinizi mutlaka e, sadece bugün için değil Nur Ekim ayı zorlu, Kasım ayı zorlu. Bundan sonra 2023'ün Kasım'ına kadar her zaman böyle bir zor dönem atlatacağız. Dolayısıyla gerek ruhumuzda, evimizde, yuvamızda gerekse vatan topraklarında olası sarsıntılara karşı bir kere ağzınız dualı olsun. <laughs>